بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen cumalarda dedik ki İslam beşeriyetin ezeli ve ebedi dini. İnsanoğlu eğer dünyada ve ukbada bugün ve ötesinde saadet istiyorsa İslam dinine sımsıkı sarılmaktan başka yol yok muhterem Müslümanlar. Halık-ı Zülcelal'imiz açıkça beyan buyuruyor. Estaizu billah. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبُعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ. Ey rıza isteyenler, ey saadet isteyenler, ey cennet isteyenler, nimet ve devlete talip olanlar, hususiyle zat-ı akdesimize vuslat derdiyle çırpınanlar, cemalimizi görmek isteyenler, bize gelen yol İşte İslam yolu, Kur'an yolu, Hazreti Muhammed'in fil dişi yolu. Fettebi'uhu, ona tabi olunuz. Başka yollara gitmeyiniz. Eğer giderseniz, feteferraka bikum an sebili, ihtilafa düşer. Birçok yolların arasında mütehayyir kalır. Hakikat ve gerçekten uzaklara düşersiniz. Öyle olunca yolu şaşıranların akıbetine uğrar, rıza cennet ve cemalimden mahrum kalırsınız diyor. Muhterem müminler, bu manayı tekrar tekrar söylüyoruz ki gafil olunmaya. Allah'ın kulları, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, kat'iyetle şunu tespit ediyoruz ki bugün de yarın da kıyamet sabahına kadar da saadet yolu tektir, o da İslam. Kur'an'ın gösterdiği yol, yani Allah'ın ve Resulünün yolu. Biz hamd ediyoruz muhterem müminler, 1400 senedir neslimiz, ecdadımız bu yoldan gelmişler ve biz bu yolun ışığında ve avizeleri altında dünyaya gelmişiz. Sağ kulağımıza ezan, sol kulağımıza ikamet okunmuş ve mes'ud olarak bugüne kadar inancımızla, şahsiyet ve İslami ahlakımızla gelmiş durumdayız. Bundan sonra da Rabbimize bütün varlığımızla niyaz ediyoruz. Bizi zatına giden nurlu İslam yolundan ayırma ya Rabbi diye. Muhterem Müslümanlar, şöyle bir latife de bulunacağım size, bakınız. Kendinizi yoklayabilirsiniz. Neredesiniz? Haliniz ne? Bunu anlayabilirsiniz. Yani saadet içinde miyiz, husranda mıyız? Bunun ölçüsü şu. Hani camiye geldiği zaman mümin, mescide girdiği zaman mümin, denizdeki balığın zevkiyle zevk alır ya, Resulullah böyle buyuruyor, münafık kafesteki kuş gibi bir an evvel kaçmak, çıkmak ister. Gerçek mümin saflarda durduğunda, namaza kaim olduğunda, elini arşa açtığında iç aleminde zevk bayalanır. Gönlü ve ruhu uçarcasına feyiz ve nura gark olur. Aynen bunun gibi muhterem Müslümanlar, eğer İslam denildiğinde sadrimize açıklık geliyorsa, Allah'ın kulları bir mecliste,
bir toplantıda, bir ağacın gölgesinde de olsa İslam'dan bahsedildiğinde, İslam'ın nizamı, ölçüleri, şeriatı, Allah'ın emirlerinin külliyatı ve Resulullah'ın sünnetlerinden bahsedildiğinde, eğer kalbimize inşirah geliyorsa, gönlümüz açılıyor, neşe duyuyorsak, bu hidayetin alametidir, tevfikin alametidir, Allah'a yakınlığın alametidir. Bu yolun sonu saadete gider muhterem Müslümanlar. Ve bu benim sözüm değil, Allah'ın Kur'an'da buyruğu. Estaizu billah. Efemen şerahallahu sadrahu lil-islami fehuve ala nurin min rabbi feveylül lil-kasiyeti kulubuhum min zikrillah ulaike fi dalalim mübin. Bakınız muhterem Müslümanlar, müddeamızı Kur'an'la nasıl ispat ediyoruz? Cenab-ı Halik-i Zülcelal buyuruyor ki, Muhammed'im, eğer bir kimsenin sadrini İslam'a karşı şerh etmişsek, yani İslam denince gönlünde bir açılma, sadrinde bir genişleme, halinde bir iyilik ve güzellik meydana geliyorsa, فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ, o kimse Rabbisinden bir nur üzerinedir. Kapı Camii'nin muhterem cemaati duyuyor musunuz? Her halükarda İslam denince bir kimsenin iç aleminde bir inkılab-ı ruhani oluyor, neşesi taşıyor, ruhi bakımdan zevke ve sürura gark oluyor ve ondan sonra da Mevlasına sonsuz hamdü senalar yükseltiyor. Elhamdülillahi ala dinil İslam, elhamdülillahi ala nimetil Kur'an ve hakeza ve hakeza, Rabbisine sonsuz hamdlerle dua ve niyazlarını, şükürlerini yükseltiyor. Bu hidayet ve tevfikin görüntüsüdür muhterem Müslümanlar. Türkiye'mizde böyle, Fas'ta böyle, Cezayir'de böyle, Kazakistan'da böyle, Yemen ve Sana'da böyle, Ümit Burnu'nda böyle, dünyanın hangi yerinde ve köşesinde olursa olsun muhterem Müslümanlar, İslam denince eğer sadirde bir inşirah meydana geliyorsa, bu Kur'an hakikatidir. O kimse Cenab-ı Hak'tan bir tevfik üzerinedir. Ne kadar hamd etsek az muhterem Müslümanlar. Bunun aksinden Allah'a sığınırız. Kur'an-ı Kerim ona da işaret ediyor ayetin devamında. فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine iltica ederiz ki bizi böyle bir akıbetten korusun ve muhafaza buyursun inşallah. فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. O kimsenin ki kalbi zikrullah ve Kur'an ve İslam'ın neşesinden kasvete düşüyor. Gençler, bilhassa gençler, dikkat nazarınızı Allah'ın kelamı üzerine çekiyorum. Eğer bir kimseye İslam'dan söz açıldığında, bir kimseye Kur'an ayetleri okunduğunda, bir kimseye Hazreti Muhammed'den bahsedildiğinde, bir kimseye Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin şer'i mübini ilahisinden bahse girildiğinde, eğer kalbine kasvet geliyorsa, Allah demekten zevk almıyorsa, Rabbisini zikretmekten gönlü katılaşıyorsa, Kur'an okumaktan uykusu gelip gaflete düşüyorsa, فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Muhterem Müslümanlar, İslam nurdur, İslam edeptir, İslam yüksek ahlaktır, İslam ilimdir, biraz sonra göreceğiz, İslam adalettir, İslam sevgidir, İslam aşktır, İslam samimiyettir, İslam ihlastır, İslam milli birlik ve beraberliği temin eder. İslam 1,5 milyarıyla bir bütündür, feyiz ve nur kaynağıdır. Ve hakeza, ve hakeza. Muhterem Müslümanlar,
böyle olduğu halde Allah'ın zikri, kitabının ayatı, İslam'ın neşesinden bahsedildiği zaman niye gönülleri kasvete gidiyor ve tehlikeli görüyorlar? Hidayetten mahrumiyetin neticesi. Aziz cemaat, hidayetten mahrumiyetin neticesi. Rabbimiz bizi öyle kılmasın inşallah. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, böyle Müslümanlık olmaz. İslam bütün ölçüleriyle, bütün külliyatıyla birbirinden ayrılmaz bir din-i mübin-i ilahidir. Biz Allah'ın istediği gibi Müslümanız elhamdülillahi teala. Muhterem Müslümanlar, epey seneler oldu. Alman asıllı bir Yahudi mühendis, teyitlerin, füzelerin, Apollo'ların mimarı, mühendis von Braun, içinizde hatırlayanlar olacak, Amerika'da Kennedy üssünden ayın keşfi için füzeyi fırlattılar. Aşağıda mühendis von Braun beyanatta bulunuyor ve diyor ki, füzenin, Apollo'nun üzerinde 6 milyon vida var diyor. 6 milyon vida var. Bu vidalardan mesela oksijen tankında bir vida gevşese yolculuk kalır diyor. Apollo patlar, geri döner diyor. Muhterem Müslümanlar, İslam ezelden ebede Allah'tan gelişiyle milyonlar Rabbani vidasıyla bir bütündür. Hiçbir küstah, hiçbir sahtekar, hiçbir mütecaviz, hiçbir kul ve insan bu milyonlar vidasından birini söküp de istisna etme hakkına sahip değildir. Çünkü din Allah'ın dinidir. Ela lillahi dinul halis. Kur'an böyle diyor. Ela lillahi dinul halis. Ey Allah'ın kulları, agah olunuz ki halis ve anamızın ak sütü gibi arşi olan, içerisine en ufak bir kılın karışmasından veya bir nizamın çekilmesinden Allah'ın razı olmayacağı halis din İslam dinidir. Muhterem Müslümanlar, böyle bir mukaddimeden sonra, böyle bir hatırlatmadan sonra yine şöyle diyoruz. İslam beşeriyetin ebedi dinidir. Baki kalacağı kat'idir. Allah böyle ister. Çünkü dayandığı istinadyahları, kaideleri, mesnetleri sağlamdır. Bunlardan ilki dedik, İslam ilim dinidir. Muhterem cemaat, İslam ilim dinidir. Baştan sona ilme dayanır, hakikate dayanır, ilmi gerçeklere dayanır. Hiçbir hükmü ilmi nefyetmez, ilmin aleyhinde bulunmaz ve kıyamet sabahına kadar yeni yeni keşiflere, yeni yeni icatlara açıktır. Yeni yeni içtihatlar için gayet müsaittir. Sadece Allah'ın nizamını tahrip edici, mide gurultusuna benzeyen kötü fikirlerin ortaya koyduğu şeyler olmasın muhterem Müslümanlar. Yoksa İslam'da ilim esastır. Onun için okuduk. Fahri Rusul, rutbetül ilmi aler ruteb diyor. İlim rutbesi bütün rutbelerin en üstünüdür. İslam'da peygamberlikten sonra, peygamberlik mevhibe-i ilahidir. Allah seçtiği kullarına verir. O risaletin faziletine ulaşılamaz. Ki peygamber ilmiyle peygamberdir, irfanıyla peygamberdir, marifetiyle peygamberdir, Allah'ı bilmesiyle peygamberdir, ledünniyatla dolu olduğu için peygamberdir. Muhterem Müslümanlar, elimizdeki tefsirlerde ilmin faziletinden bahsederken kitaplarımız öyle diyor. Hiçbir peygambere ilim vermeden Mevla risalet vermez. Hiçbir veliye ledünniyat, ilim ve marifet vermeden o kulunu Mevla veli kılmaz.
Evvela ilim veriyor, sonra o makam ve mertebeye kendisini yükseltiyor. Bu bakımdan ben evlatlarımıza geçen iki dersimde seslendim. Okuyunuz, 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 soysuz ilimden uzak olmak şartıyla dünyanın bütün ilim ve fenleriyle mücehhez olunuz, akranınızdan üstün olmak için bütün varlığınızı harcayınız. Dünyada ilim namına ne varsa giderek öğreniniz diyorum. Geçen son dersimin son sözüydü muhterem Müslümanlar. Utlubul ilme velev bissin, ilim Çin'de de olsa giderek öğreniniz. İhtisas Amerika'da olsa yapınız. İhtisas Avrupa'da olsa yapınız. İhtisas Çin'u maçinde olsa giderek tahsil ediniz. Ve herkesten daha çok bilen bir mümin olarak Cenab-ı Hakk'ın amelle, salahla, yüksek ahlak ve edeple birleştirerek alim kullarından olunuz. Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim derslerde okuduk ama bazı latif işaretlerini tekrar okuyorum Kur'an'dan. Cenab-ı Hak ilme önem vererek Kitab-ı Kerim'inde, mukaddes kitabında buyuruyor ki وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ İlahi gerçekleri kimse değil ancak alimler aklederler diyor. Yani ilim adamının bilgisi tevfikle, inayetle, hidayetle birleşince ilahi ve Rabbani işaretlere hulul onun için kolaylaşır diyor. وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ Diğer ayet-i kerimede اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ Şu saydığımız hakikat ve gerçeklerde alimler için işaretler, nükteler vardır diyor Cenab-ı Hak. Yani Kur'an'ın hakaik ve esrarına alimler muttali olurlar. İlim öğreniniz, ilim öğreniniz, ilim öğreniniz ki Kur'an gerçeklerine karşı gönül kapılarınız açık olsun ve marifeti ilahiyi tahsil ediniz. Muhterem Müslümanlar, dersimin serlevhasını tezyin eden ayeti kerimede Halik-i Zülcelal, bakınız yine öyle buyuruyorlar. Estaizu billah. Fes'elû ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemûn. Ey müminler, eğer bilemiyorsanız, bir şeyde ihtilafa düşmüş iseniz, herhangi bir İslami hakikatten haberiniz olmamışsa, aranızda bir münakaşa, bir mübahasede gerçeği bulamıyorsanız, fes'elû ehle'z-zikri, Kur'an'ın manasına aşina, İslami hakikatlere vakıf alimlerden sorarak öğreniniz. Buradaki ehli zikirden murat, Mevlasından gafil olmayan, zikri kendisi için gıda kabul etmiş, Allah'ın adı dilinden, sevgisi gönlünden düşmeyen alimler demektir. Erbabu ilme sorarak öğreniniz diyor muhterem müminler. Akif de Safahat'ın da öyle diyor. Müslümana yakışan 5-10 deste çarık elinde asa, çiğni maçin demeyip giderek öğrenecek diyor, milletini ikaz ve irşad etmek için ilim toplayacak diyor. İmam-ı Azam Hazretlerinin en yetişkin talebesi İmam-ı Ebu Yusuf biliyorsunuz. Sonra İmam-ı Muhammed, İmam-ı Züfer. Geçen derslerde söyledim, 7000 talebeye icazet vermiş. İmam-ı Azam 7000 talebeye icazet vermiş. 400 üstadın önünde rahle-i tedrisinde ilim tahsil etmiş. Kufe'ye 5000 sahabe ilim bırakmış. O ilmin içerisinden neş'et etmiş büyük alim. Ve biz ona tabiiz elhamdülillah. Mezhebimiz Hanefi. Bu bakımdan da muhterem Müslümanlar, biz İmam-ı Malik Hazretlerine de bir o kadar muhabbet ediyoruz. İmam-ı Şafii Hazretleri Ehl-i Beyt'tendir, bir o kadar muhabbet ediyoruz. İmam-ı Ahmed İbni Hanbel Hazretleri, Yüce Rabbim şefaatlerine mazhar kılsın. Kur'an mahluk, gayrı mahluktur meselesi. İlmi bir mesele muhterem Müslümanlar, izahına geçmeyeceğim. Ahmed İbni Hanbel Hazretlerini, 4. müştehit, muhaddisi kebir,
Ahmet İbni Hanbel Hazretlerini mahkeme kapılarına, hapishane surlarına kadar getirmişti. İmam-ı Şafii Hazretleri haber gönderiyor. Ahmet İbni Hanbel'imize selamımı söyleyin, aydınlık günleri yakındır elhamdülillah diye haber gönderiyor. Müjdeliyor yani. Sabretsin, selamete yakın da çıkacak diye haber gönderiyor. İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet İbni Hanbel Hazretleri'ne. İmam-ı Ahmet İbni Hanbel Hazretleri de başka vereceği bir şey yok. Vücudundan entaresini çıkarıyor, bu müjdeye karşılık İmam-ı Şafii'ye hediye olarak gönderiyor. Başka bir şey yok muhterem Müslümanlar. Ya hani Peygamber-i Zişan Efendimiz'den bir hanımcağız istedi de üzerinden entaresini çıkarıp gönderdi. Ben ona kefen olarak sarılacağım, mahşerle Resulullah'ın vücuduna değen entariyle kalkacağım demek istedi. Peygamber Efendimiz içeride kaldı, mihraba çıkamamıştı ya. Sıddık Ekber'den şeyen lillah diyene evde verecek bir şey yok olmayınca entarisini çıkarıp verdi, içeride kaldı. Cebrail o gün Muhammed'ine gömlekle gelmişti ya, onun gibi Ahmet İbni Hanbel Hazretleri de üzerindeki entarisini çıkarıyor İmam-ı Şafii'ye hediye olarak. Bahşiş deriz biz ya, müjdeye karşılık olarak gönderiyor. Söyleyeceğim şu muhterem Müslümanlar, ilmiyenin birbirine saygısı, ilmiyenin bir büyüğün bir büyüğe karşı olan saygısına bakınız. İmam-ı Şafii Ahmet İbni Hanbel Hazretlerinin gönderdiği gömleği yüzüne gözüne sürüyor. Bununla şeref duyarız Rabbim diyor. Talebesi makamındadır. Talebesi makamındadır. Kendisi İmam-ı Muhammed'in, üçüncü imamımızın talebesidir İmam-ı Şafii. Muhterem Müslümanlar. İmamı Ahmet İbni Hanbel'in gömleğini bir suya ıslatıyor. Cüzzamlı gelenlere o sudan birer testi veriyor, cüzzamlı. Vücudunda cilt hastalığı, abras ve emsali cüzzam hastalığı, kanayan yaralar hastalığına müptela olmuş. Ahmet İbni Hanbel'in gömleğinin ıslatıldığı suyla gusledenlerin bütün yaraları iyi oluyor, kesme afiyet ediyor. Yok hocam yahu be, o da mübalağalı. Hayır muhteremler, ya hastalığı veren de o, alan da o, arada gelip geçen sadece bir saygıdan ibaret, hüsnü zandan ibaret olan bir nurdur, bir feyizdir, bir berekettir muhterem Müslümanlar. Ya büyüklerden bir zata seni doktora götürelim diyorlar. Yok diyorum, beni hasta eden benim şifamı lütfeder, kimseye ihtiyacım yok diyor. Hatta dahasını söyleyeyim mi sana kuzum, aziz kardeşim, kıymetli kardeşim. Ebu Abdillahi Karaşi diye bir veli var. Ebu Abdillahi Karaşi diye bir veli var. Bin defa Rabbimi rüyada gördüm diyen zat. Hayret ettin değil mi? Camu Keramat-ı Evliyası'nda Yusuf Nebhani tercüme-i halinde kaydediyor. Erbab-ı Mutala bakabilirler. İki ciltlik bir eser. Camu Keramat-ı Evliya. Evet muhterem Müslümanlar. Ebu Abdillahi Karaşi bin defa Rabbimi rüyada gördüm diyor. Geçen derslerimde size İmam-ı Azam'dan nakletmiştim tesbihatını. Her seferinde Rabbim imanıma teminat isterim Allah'ım dedim diyor. Rabbim buyurdu. Ya Ebu Abdillah, her gün sabah namazının sünnetiyle farzı arasında bunu 100 defa oku. Ya hayyu ya kayyum, ya zel celali vel ikram, ya bedi as-semavat vel arz, ya la ilahe illa ent, es'eluke en tuhye kalbi bi nuri marifetike ebeden, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bu zatın gözü amadır muhterem Müslümanlar. Ebu Abdillahi Karaşi. Sahibi zamandır, sahibi devrandır. Bazılarının çalımına dokunacağım ama kutbul aktaptır, gönüllerin devasına sahip en büyük ilim adamı, hal sahiplerinden biridir. Rabbimizden şefaatini mahşerde niyaz ederiz inşallah. Ebu Abdillahi Karaşi gözü amadır,
Cüzzam hastalığına müpteladır. Cüzzam hastalığına müpteladır. Eser diyor ki, abdest almaya kalktı mı bütün yaraları kapanır, abdestini alır, namazını sahih olarak kılar, selam verince yaralar tekrar açılır ve akardı diyor. Ebu Abdillahi Karaşi. Ailesi, hanımı içeride bir yabancı kişinin sesini işitiyor. Ebu Abdillahi Karaşi ile görünür, kendisi ama ya ne zaman girdiğini de bilmiyor ailesi. Bir yabancı ses. Nihayet yabancı ses kesilince kapıyı açıyor, bakıyor Hazret oturuyor. Efendi, biraz evvel bir yabancı sesi vardı. Ebu Abdillahi Karaşi Hazretleri böyle diyor. Hızır Aleyhisselam Necid diyarından bir dal zeytinle geldi. Bunu ye, hastalığın geçecek dedi diyor. Bunu ye, hastalığın geçecek dedi diyor. Ben Hızır Aleyhisselam'a bu rahatsızlık ve hastalığı bana veren alacak dedim. Dalını da zeytini de aldı götürdü diyor. Müslümanlar, İslam vallahi bu söylediklerinden milyar defa daha alidir din. Müslümanlar, Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Vallahi ve billahi ve tallahi İslam bu söylediklerimden milyar defa daha alidir, arşidir, ilahidir, semavidir. Eğer gerçek mümin olursan sende neler zuhur eder ataya ve ilham ve tevfik ve hidayeti ilahinin neticesi olarak. Yüce Rabbim bu necip milleti İslam'ın hakikat ve gerçeklerinden mahrum etme diye dua ediyorum. Muhterem müminler, bir latife söyleyeceğim dedim, sözü taşırdım gene. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri, İmam-ı Azam'ın halakayı tedrisine devam ediyor. Fakir bir ailenin çocuğu, babası vefat etti. Teçhizi tekfirini yapıyor, namazını kıldırıyor. Defni için arkadaşlarını memur ediyor. Hocam, İmam-ı Azam'ın dersine gidiyorum ben, bir meseleye yetişemezsem, sonunda o mesele bir daha geçmezse ilim külliyatından o mesele noksan kalır diye kabrinin üzerinde toprak atmaya gidemiyor İmam-ı Ebu Yusuf. Aradan bir zaman geçince muhterem müminler, hikaye anlatmıyorum, levhayı ibret olarak kardeşlerime sunuyorum ilmin fazileti babında ve İslam diyorum muhterem müminler. Evde çok fakirlik, yokluk var. Annesi bir gün tahammülü bitiyor İmam Ebu Yusuf'un. İmam-ı Azam'ın halakayı tedrisine kadar geliyor Kufe'de. Talebenin kenarına şöyle duruyor ayakta. Be imam diyor. Oğlumu aldın buraya hapsettin. Benim evde yiyeceğim kuru ekmeğim bile yok. İnsaf et diyor. İmam-ı Azam Hazretleri büyük bir iltifatla, hatun söyle ne söyleyeceksen, tehevvürü gazabı bırak diyor. Ben bu İmam Ebu Yusuf'un annesiyim. Babası vefat etti. Kazanacak kimsemiz yok. Kendisi de dersine devam ediyor. Ben evde aç bir ilaç kalıyorum. Hemşirem diyor, kardeşim şimdiye kadar beni bu işten haberdar etmedin. Kucağını açıyor. Temsili söylüyorum muhterem Müslümanlar, İmam-ı Azam Hazretleri kucağını altınla dolduruyor. Harca ve bitince haber ver. Müminlerin validesi diyor. Harca ve bitince haber ver. Hem telaş etme. Oğlum İmam-ı Ebu Yusuf zamanın halifesiyle bir sofrada fıstıklı helva yiyecek diyor. Oturduğu yerde talebe önünde böyle buyuruyorlar. Hanım telaş etme, bir gün gelecek oğlum devrin halifesiyle bir sofrada fıstıklı helva yiyecek diyor. Zaman oluyor, İmam-ı Azam Hazretleri Rabbisine kavuşuyor. Muhterem Müslümanlar, mahşerde Rabbim onların zümresinde haşreylesin inşallah. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri hocası kabul etmedi ama
Zaten söylemişti efendim, kabul etseniz arzularında sizden alim yok deyince korkarım ki benden sonra sen Şeyhülislam olacaksın dedi hocası zaten. Şeyhülislam yani Kazıl Kuzat, Mahkeme-i Şer'iye reisi oldu İmam-ı Yusuf Hazretleri. Muhterem Müslümanlar, şöyle bir latife de var, isterseniz onu da söyleyeyim. Sohbet ediyoruz dedik ya, kendisi Mahkeme-i Şer'iye başkanı, Halife Harun Mansur geçmiştir, yerine Harun Reşit gelmiştir. Celallı, celallı ceryan gibi bir halife. Aklıyla, idrakiyle, bilgisiyle, iktidarıyla, şecaatıyla müthiş bir İslam halifesi Harun Reşit, muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak kusurlarımızı ve kusurlarını affetsin, hepimizi cennetinde cem eylesin inşallah. Saraya ait bir meselede vezirini şahit olarak gönderiyor İmam Ebu Yusuf mahkemesine. İmam Ebu Yusuf Hazretleri Harun Reşid'in vezirinin şahitliğini kabul etmiyor. Niye kabul etmiyorsun üstad dediğinde, sen diyor halifenin huzurunda otururken bendeniz diyordum. Bendeniz demek köleniz manasına. Köleniz diyordum. Kölenin İslam dininde ve şeriatında şehadeti yarımdır. Senin şehadetini kabul etmiyorum diyor. Eğer şayet köle ve bende değilsen yalan söylüyorsun. Yalancının şehadeti de kabul olmaz diyor Mahkeme-i Şeriye'de. Harun Reşit bunu haber alınca hiç kızmıyor muhterem Müslümanlar. Devrin Şeyhül İslam'ı, devrin Mahkeme-i Şer'iye reisi İmam Ebu Yusuf'e bu işi ben biliyorum, ben şahidim diyor. Sultanım sizin şehadetinizle kabul edemem çünkü ezanı duyduğunuz halde camiye gelmiyorsunuz. Ezanı duyduğu halde camiye gelmeyen fasıktır, fasıkın şehadeti İslam'da merduttur diyor. Hocam ya hep yandık desene. Ya muhterem müminler. Muhterem müminler, Allah'ım bize gerçek İslam'ı yaşamayı nasip et diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar, gün geliyor ki Harun Reşit ile Şeyhülislam, devrin baş kadısı İmam Ebu Yusuf bir sofradalar. Sofrada sarayın gümüş tabakları yahut gümüş süslenmiş tabakları içerisinde, içeri fıstıklı helva gelmez mi sofraya? İmam-ı Ebu Yusuf gözlerinden şarıl şarıl yaşlar dökmeye başlıyor. Harun Reşit soruyor, ya İmam ne bu halin? Niye ağlıyorsun? Şimdi ne var ki ağlatacak? Neşe ve sürur anı. Efendim diyor, evde kuru ekmek bulamayan validem hocamın dersine gelmiş de bayağı da çalımcıca konuşmuştur. Müminlerin annesi, sen sabret, oğlum bir gün devrin halifesiyle sofrada fıstıklı helva yiyecek demiş idi. Seneler evvel halakayı tedrisindeydim. Şimdi sofrada fıstıklı helvayı görünce üstadımın, hocamın kemali, ilmi, marifeti, öteyi görüşünün tecellisine şahit oldum. Onun için beni bağışlayın diyor. Muhterem müminler, hani ilim dedim de Harun Reşid'in sarayında yatak odasında bir gün varıyor, çarşafın üzerinde lepek lepek bir şeyler var. Harun Reşid küplere biniyor. Yahu benim harimimde, benim yatak odama kadar yabancı kim girebilir? Bu çarşafın üzerindeki ıslaklık ne? Ve şu hale bakın. Bu mesele çabukça çözülmeli veya hepinizi ipe dizerim demek istiyor Harun Reşit. Bu kadar öfkeleniyor. İffetine azami derecede düşkün insan. Harun Reşit bu sır çözülecek diyor. Sarayın sağını, solunu, önünü, arkasını, bahçesini, dışını kontrol ediyorlar. Efendim, duvarlar belli, kilitler belli, kapılar belli, burçlar belli. Mümkün değil yabancı bir kimsenin yatak odanıza kadar girmesi. Ama bu ne diyor, bu ne? Mesele gide gide Şeyhülislam'a geliyor yine muhterem Müslümanlar.
ilmiye ile istişare edilsin. İmam-ı Ebu Yusuf'a mesele anlatılınca beni oraya kadar götürün diyor. İmam-ı Ebu Saadetleri beni oraya kadar götürün diyor. Hocam Hacı İsa Ruhi Bolay'ı arşa kadar uzanan rahmetle yad ediyorum Rabbim. Makamlarını cenneti adin, cennetül firdevs eyle. 50 sene evvel ders okurken anlatmıştı bana, ben de size anlatıyorum muhterem Müslümanlar. 50 sene evvelin hatırası ve hocamdan aldığım gibi naklediyorum. İmam-ı Yusuf beni oraya kadar götürün diyor, saraya giriyor, yatağa kadar varıyorlar. Yatağa şöyle bakıyor, gene gözü yaşla dolu İmam-ı Yusuf'un. Ne var ya üstad diye soruyorlar. Hocam vefat yatağında, bir rivayette hapishanenin bahçesinde vefat etti, bir rivayette rahatsız olarak geldi, evinde vefat etti. Yatağının başucunda oturuyordum diyor. En son sözlerinden biri, lebenül vatvat kemeniyi rical buyurdular diyor. Bakın bakayım yukarıya, o kagir binanın taşlar arasında yarasa yuvası varmış. Yarasanın sütüymüş oraya dökülen meğer. Ve İmam-ı Azam vefatından evvel İmam-ı Ebu Yusuf'e bu meseleye ilimle dolduruyor, geleceğini veriyor ve saraydaki muazzam bir fitne, bir bela İmam-ı Azam'ın bu sözüyle halledilmiş oluyor. Bu diyor yarasanın sütüdür, buraya yabancı girmemiştir sultanım, rahat edin diyor, mesele böylece halledilmiş oluyor. Muhterem müminler, tabi ilimlerin müstehap olanları da var. Füze ilminden, ayın bilgisinden tutunuz da fantomlara, atomlara, hidrojenlerin icadına, hidrojen bombaların icadına varıncaya kadar Müslüman evladı çalış ve çalış ve çalış. Nasıl mı? Hem nasıl canlarla başlarla. Ya Yahudi'ye muhtaç olmamak için çalış, Ermeni'ye muhtaç olmamak için çalış. Bütün ilimlerle, enva ile mücehhez ol, memleketin bütün ihtiyaçlarını. Ben size ilk geldiğim dersimde söylemiştim, bir İzmirli kardeşim, Macit Uslu diye bir üzüm ihracatçısı kardeşim, aşağı yukarı 35 sene evvel İzmir'de söylemişti. Hocam ben iki Alman zekasına sahibim derdi. İki Alman zekasına sahibim derdi. Bizim mühendislerimiz, bizim doktorlarımız, bizim profesörlerimiz, şahsiyetli olanları tabii, bizim Allah'a inanan ilim adamlarımız, iki Alman'dan, üç Amerikalı'dan, şu kadar Sırp'tan, bu kadar Fransız'dan çok daha seciyeli, şahsiyetli, bilgili olmalı ve de kavrayış ve akıldan üstündür. Onun için çalışacağız muhterem Müslümanlar. Çalışır da ilim tahsil edersek ne olur? Bir büyük hadis-i şerif var muhterem Müslümanlar, ama ona vaktim kalmadı, ezan hemen yaklaştı. Şöyle bir hadis-i şerifi okuyorum bakınız. İlim yolunda koşturan memleket evladı, Rabbin sana vereceğini iyi dinle bak. Resul-i Zişan kendi mübarek sesiyle ne diyor? Men seleke tarikan yeltemisu fihi ilmen sehelallahu lehu tarikan ilel cenne. Bir kimse ilim yoluna sülük eder, ilim tahsili için Mekke'ye gider, Medine'ye gider, İstanbul'a gider, Şark'a gider, Garb'a gider. Niçin, niçin gider? İlim öğrenmek için, ilim tahsili için giderse sehelallahu lehu tarikan ilel cenne. Resul-i Zişan buyuruyor ki o kimsenin yolunun cennete varmasını Cenab-ı Hak kolaylaştırır. İlim yolu cennet yoludur. İlim yolu vuslat yoludur. İlim yolu devlet, nimet ve saadet yoludur. İlim yolu Allah'a varışın, vasıl olmanın yoludur. Tamam mı? Sehelallahu lehu tarikan ilel cenne. Ve innel melaikete, dikkat buyuruyor musunuz muhterem Müslümanlar? Allah Resulü böyle buyuruyor. Ve innel melaikete letadavvatiha li talibil ilmi rızan bima yasna. Melekler ilim talibinin, ilim öğrencisinin, ilim öğrenmek için yola çıkan kişinin, Müslüman evladının ayaklarının altına kanatlarını serer. Niçin? Rızan bima yasna, merhaben bir talibi ilim diye razı oldukları için kanatlarını ayaklarının altına sererler.
Muhterem müminler, Travunçgarp harplerinde Osmanlı'nın son devresi, Osmanlı ordusu ve devletinin yardıma ihtiyacı oluyor. Pakistanlı kardeşlerimiz kampanya başlatıyorlar. Osmanlı gaziler ve mücahitlere yardım kampanyası. Ali Nihat Tarlan, Ordinarius Profesör Ali Nihat Tarlan, Esrar ve Rumuz tercümesinin mukaddimesinde naklediyor muhterem Müslümanlar. Yüz binler Pakistanlı bir sahada toplandılar, bir meydanda yüz binler Pakistanlı. Herkes nutuklar çektiler, konuşmalar yaptılar, şiirler okudular. Sıra Pakistan'ın dev şairi Doktor Muhammed İkbal'e geldi. Doktor Muhammed İkbal boynu bükük bir halde mütevazı ve mahviyetli bir tavırla koca filozof, dev şair kürsüye geldi. Manzum olarak hitabesini okudu. Muhterem müminler, hitabenin meali şöyleydi. Biraz uyumuştum. Yüz binler Pakistanlı dinliyor. Biraz uyumuştum. Melekler ruhumu Hazreti Muhammed'in huzuruna götürdüler. Hazreti Muhammed'im sordu, peygamberim sordu. Muhammed İkbal, eli boş gidilmez gidilen yere bana ne getirdin diye sordu. Hani Tahirül Mevlevi de kabir taşına öyle hazırlamıştı ya kitabesini, hatırlayacaksın. Avrupa'daki konferanslarım da bazı kardeşlerin ezberinde kalmış. Kabe'nin karşısında görüştüğümüz zaman, hocam böyle demiştiniz falan derler. Muhterem Müslümanlar, Tahirül Mevlevi, büyük Mesnevi Han, Laleli'de ders verirdi. Mesnevi şerhlerini orada dinledik, derslerini kendisinin. Öyle diyor, eli boş gidilmez gidilen yere. Rabbim ben boş gelmedim, ben suç getirdim. Dağların çekemeyeceği bu ağır yükü iki kat sırtımda çok güç getirdim diyor. Evet, Tahirül Mevlevi'nin. Muhammed İkbal'e soruyor Peygamber Efendimiz, ne getirdin bana Muhammed İkbal? Elimde kan dolu şişeyi Resulullah'a gösterdim diyor. Ya Resulallah, Trablusgarp'te şehit olan ümmetinden Osmanlı mücahitlerin şehadet kanını getirdim ki cennette bile buna muvazi bir değer olmasa gerek. Muhterem müminler, o yüz binler Pakistanlı diyor, neleri varsa Osmanlı kardeşlerine, Osmanlı gazilere, şehit analarına neleri varsa meydanda bıraktılar. Üzerinde başka bir şey olmayanlar gömleğini ve şalvarını da meydana bıraktılar, alt donlarıyla ilerine gittiler diyor. Akşehirli Hoca Efendi, Akşehirli Hacı Ahmet Efendi, Sultan Selim'de maaşı çok az, yükü ağır bir Hoca Efendi. 80 küsur yaşında biliyorsunuz. Benim de orada dersim vardı. Bir gün minberde ağladı muhterem müminler. Yardım toplanıyor İmam Hatip'e veya Yüksek İslam'a yardım toplanıyor. İlk açıldığı seneler. Akşehirli Hacı Ahmet Efendi, hiç unutmuyorum, benimle o gün orada olanınız da vardır belki cemaatin içerisinde. Cemaat-ı Müslümin dedi, bu yardım sofrasına serilen sergiye Allah şahit ki koyacak bir şeyim yok. Ama dedi, ilim cübbemi çıkarıyorum, veriyorum, satın ne ederse bu yavrulara yardım olsun dedi. Cübbesini çıkardı ve aşağıya attı minberden. Ben de size böylece ilmi desteklemeniz için, marifete gönül vermiş olmanız için, memleket evladını ağlayarak döndürmemeniz için İlim yuvasından, İmam Hatip'in kapılarından muhterem Müslümanlar, şayet size müracaat eden olursa veya ben kürsiden söyleyecek olursam elimizden gelen her şeyi yapacağız inşallah. Konya'mızda bu avizeler, bu meşaleler kıyamet sabahına kadar dünyayı aydınlatacak memleket evlatları yetiştirmeli diyorum. Sallu ala Resulina Muhammed. Aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadder eyleye. Hak bilip hakka ittibak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine ilhak eyleye. Şeriatı garra-i ahmediye-i muhammediye temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müjdad eyleye. Yevmi cezada cümlemizi
İmam-ı Azamların, Cüneydi Bağdadilerin, Bayezid-i Bastamilerin, emsali büyük ilim ve irfan sahiplerinin şemsiyeleri altında haşru neşeyleye, cümlemize ve bütün iman kardeşlerimize cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleye. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.